Uzatmayacağım. Eski İran şahlarından, İran şahlarından zalim mi zalim, kafir mi kafir bir İran şahından bahsediyor tarihler. Feridun Şah. Feridun Şah namında zalim bir padişah. Zalim bir hükümdar. Keyfine, zevkine düşkün bir herif. Nerede güzel bir kadın görse onu hemen sarayına çekip ırzına geçen bir padişah. Günün birinde sarayın balkonundan etrafı seyrederken Şahnişen, çevreyi etrafı seyrederken biraz uzaklarda çok güzel bir bahçenin içerisinde genç ve güzel bir kadın görüyor. Bir kadın görüyor, hemen arzu ediyor, hemen iştahlanıyor. Adamların yanına çağırıp şu kadını görüyor musunuz diyor. Hoşlandım ondan, o kadın kimin olursa olsun acele getirin, zevkimi tatmin edeceğim diyor. Adamları diyorlar ki şahımız, efendimiz, o kadın İran'da çok şöhretli, çok ünlü, çok tanınmış bir marangoz ustasının karısıdır diyorlar. Aman ha, böyle bir şey yapmayalım. Milletin haberi olursa o ustanın, o sanatkarın karısının böyle bir şeye düştüğü işitilirse aleyhinize kıyametler koparlar, koparırlar diyorlar. Böyle olmaz. Ya ne yapalım? Siz diyorlar, siz bir ferman hazırlayın. Bir ferman, bir emirname. O kadının kocası madem ki mühim bir marangoz ustasıdır, mühim bir sanatkardır, ona bir ferman yazın, götürüp versinler. Fermanı da şöyle tertip edin diyorlar. Ey marangoz ustası, ey sanatkar adam, sana emir veriyorum, 24 saat içerisinde saraya, şahın sarayına 24 tane sandık yapacaksın. Sedef işlemeli, kakmalı, yaldızlı, yıldızlı, ceviz ağacından oymalı, kakmalı, işlemeli 24 tane harika sandık yapacaksın. 24 saate teslim edeceksin. Buna muvaffak olamasan kellen kesilecek diyeceksin. Zaten yapamayacak, kellesini kesersin, karısını alırsın diyorlar. Bir tuzak hazırlanıyor. Hemen fermanı yazıyor şah, zalim şah. Hemen fermanı yazıyor, çabuk götürün teslim edin ve bekleyin diyor. Fermanı götürüyor zabıtalar, kapıyı çalıp teslim ediyorlar. Elini çabuk tut diyorlar. Adam bakıyor ki 24 saat zarfında ceviz ağacından işlemeli, oymalı, kakmalı, yaldızlı sandığın 24 tanesini bir tane bile yapmak mümkün değil. 24 tane nerede? Buna imkan yok. Doğrudan doğruya padişah beni öldürmek istiyor diyor. Ve oturup ağlamaya başlıyor. Hüngür hüngür ağlarken karısı geliyor, ne olduğunu sorunca fermanı gösteriyor. Beni öldürecek şah diyor. Belli ki beni öldürmeyi istemişti. Mümkün değil, yapamam bunu diyor. Kadın inanmış bir kadın olacak ki, efendi diyor, ağlama. Seni hayata getiren kimse hayattan götürecek odur. Gün doğmadan neler doğar merak etme diyor. Şükrünü eda et, Allah'a itaat et diyor. Ağlama. Mütevekkil ol. Sarıl Allah-u Teala'ya. Adam tevekkülle, bazen de tehevvürle saatini bekliyor. Nihayet 24 saat dolmak üzeredir. Sabaha yakın gece bitmiş, şafak sökecek, etraf ağrıyor, saat dolmak üzeredir derken marangoz ustasının, bu muazzam sanatkarın kapısı çalınıyor. Kapı çalınınca korku içinde, dehşet içinde, gözleri dışarı fırlamış bir vaziyette kapıyı açıyor. Kapının önünde zabıtalar hazırdır. Ve tabii beni öldürmek için götürmeye geldiler diye düşünüyor. Ve kapıyı açar açmaz karşısında sarayın zabıtalarını görünce feveran içerisinde, heyecan içerisinde, beni götürmeye mi geldiniz diyor. Tamam diyor, ben zaten sandık yapamadım, beni öldüreceksiniz değil mi filan diye bağırınca zabıtalar diyorlar ki kardeşim kendine gel, telaş etme, ne bağırıp çağırıyorsun diyorlar. Vaka sana bir emir, sana bir ferman yazılmıştı, 24 saatte 24 tane sandık yapacaktın. Mesele değişti diyorlar. Bu gece yarısı
sana 24 tane sandık yapmayı emreden ve 24 saat müddet tanıyan Şah Feridun, Feridun Şah gece yarısındayken, gecenin tam yarısıyken kalp sektesinden öldü. Acele ona bir tabut yapacaksın diyorlar. Tabut yapacaksın. Senden daha mühim sanatkar yok. Çabuk Feridun Şah'a öğle vaktine kadar, öğle zamanına kadar bir tabut yapacaksın. Krallara layık bir tabut olacak diyorlar. Çabuk. Sandık manlık kaldı orada. Tabut yap, tabut yap diyorlar. Ve tabii tabut yapılıyor, herif gömülüp gidiyor. İşte aziz kardeşlerim, zamanın sahibi Allah'tır. Hele sabah olsun da, hele yaşlanayım da, hele ihtiyar olayım da, hele biraz daha zaman geçsin de tevbe ederim, namaza başlarım, içkiyi bırakırım gibi düşünceler vallahi sizi aldatıyor. Zamanın sahibi Allah'tır. Siz değilsiniz. Siz değilsiniz. O halde alışkanlıklarımıza mağlup olmayalım. Keyfimize, zevkimize mağlup olmayalım. Böyle gidecektir zannetmeyelim. Berat gecesidir bu gece. Nerede olursanız olunuz. Yolda, otobüste, trende, vapurda, yolculukta, ikamette, nerede olursanız olun, yatmadan evvel nefsinizi hesaba çekmeden Allah aşkına yatmayın, yatmayın, yatmayın.